Canlar merhaba. Bir rehber videosu yapalım dedik. Çok böyle uzatmayacağım. Başlangıçlar çok uzun oluyor. Daha çok bu rehber videosu bizim ihtiyacımız olan bilgilerin içinde olduğu uzun uzadıya olmayan bir videosunu istiyorum. Dediğim gibi çok uzatmayacağım. Hemen şöyle başlayalım. Arkadaşlar başlangıç aşaması işin özü burası. Burada başlıyorsunuz. Ve birkaç training alıştırma mevzusundan sonra direkt size bir kıyı kasabasına yolluyor. Hangi şehrin kasabasına gideceğinizin hiçbir önemi yok. Tercih tamamen sizin. Daha sonra o topraklarda neyin yetiştiği, ne yaptığı, oralarda neyin daha yoğun olduğu, piyasasının neye dönük olduğunu falan öğrendikten sonra dilediğiniz gibi şehrinizin merkezinizi taşıma gibi özgürlüğünüz var. Dilediğinizde adanızı dahi taşıyabiliyorsunuz. O yüzden başlangıçta bir önemi yok dedim. Ben Martlok tarafındayım. Martlok tarafından örnek vereceğim. Burada kıyı kasabasına geldiğinizde itemları burada şurada edineceksiniz. Burada size oyunu zaten ne yapmanız gerektiğini çok basic olduğu için buraları anlatmak istemedim. Çok basit. Hani bunun için İngilizceye falan da ihtiyacınız yok. Burada edindiğiniz itemlardan sonra ki birkaç tane de görev olacak. Bu görevlerin içerisinde bir 3 günlük premium ödülünüz olacak. Bu 3 günlük premiumu benim tavsiyem başlangıçta kullanmamanız, biraz bekletmeniz. Akabinde de Open World'e salınacaksınız. Diğer MMORPG'lere nazaran bu oyunda görev yok. Direkt Open World'desiniz. Başlangıçta benim tavsiyem ise şu. Buradan kendinizi mavilerden arındırıp direkt sarı map'lere atmanız. Devam edin. Şehrin merkezine ulaşın. Her şeyi. 5 tane şehrimiz var bu kıtada bu arada. Martlok, Bridgeforge, Limehouse, Forsterling ve Tedford. Buraya geldiğiniz zaman kendinizi 3-4 tier'ları zaten map'lerin yanında yazıyor. Bu tier'lar bu haritada girdiğiniz dungeon'ların zorluklarını da belirliyor. Map'in içerisindeki mob'ların da aynı şekilde seviyelerini belirliyor. Burada yaptığınız gather'ın, yani bakın burada mesela taş, odun ve maden çıkıyor diyor. Bunların minimum ve maksimum yapabileceği seviyeleri de söylüyor size. Benim tavsiyem başlangıçta mavileri direkt atlayıp sarıya gidip sarıya kendinizi atmanız ve orada yeşil dungeon'larda yani solo dungeon'larda kendinize bir yer edinmenizdir. O da şu şekilde göstereyim. Başlangıçta çok minimum düzeyde bir sermayeniz olacağı için onu rahat dungeon dönebileceğiniz itemlara kullanmanızı tavsiye ederim. Yani çok cüzi bir miktar elde edebilmek için direkt mavilerde de başlayabilirsiniz. Hemen ufak ufak dungeon dönüp elde ettiğiniz minik sermayenizle daha güzel yani tier'i daha yüksek bir item alıp hemen kendinizi sarıya atabilirsiniz. Şöyle bir sarı map'e girdik. Haritaların görünümü bu şekildedir. Bu haritaların muhtelif köşelerine tamamen rastgele bir şekilde serpilmiş dungeonlar var. Mesela şu an koşuyoruz, arıyoruz. Aynı bu şekilde arayacaksanız buyurun bulduk. Mesela bu dungeon. Şu şekilde olan dungeon, bu şekilde mahzene benzeyen ve yeşil olanlar solo dungeonlardır. Sarılarda girdiğiniz zaman çok daha seri bir şekilde ufak ufak fame'inizi kasarsınız. Ha, belli bir süre sonra da kayboluyor bu arada. Onları da anlatacağım. İçine girdiğiniz zaman burada da var bakın. Adam ya girecek ya da çıktı. Tam emin değilim. Girdiğiniz zaman dungeon'lara dönersiniz. Ufak ufak belli bir meblağ elde edersiniz. O meblağıyla bir tık daha yüksek bir seviye silah aldıktan sonra kendinizi bileğe atacaksınız. Onun öncesinde şunu da söyleyeyim. Yeşiller gibi haritanın yine rastgele etrafa serpiştirilmiş kırmızı dungeonları var. Aynı giriş ama kırmızı olan. Onlar da corrupted dungeonlar. Onları da anlatacağız. Önce solo dungeonlara da başlayın. Küçük bir sermaye edinin. Ardından da bileğe atlayacaksınız. Bileğe geçmeden önce daha küçük, başlangıç evresindeyken para elde edebileceğiniz minik şeylerden söz edeyim. Haritanın daha ziyade maplerin. Bakın 5 tane ana şehir dedik. Biz şu an Martlok'tayız. Her şehir konsepti aynı. Sadece yerleri değişir NPC'lerin. M'ye bastığınızda bu arada dünya haritası N'ye, Nide N'ye bastığınız zaman da yani haritanızın iç tarafını görürsünüz. Her haritada da şu portal simgesi vardır. Expedition Master diye bir portal. Buraya geldiğiniz zaman Martlon ki buradaymış bu arada. Diğer şehirlerde mesela burada da olabilir, şurada da olabilir. Ama şekiller aynıdır, isimler aynıdır. Geldiğiniz zaman şuraya bastığımızda yani şunlara da bakacağım. Bunlar ne veriyor? Aynen okey. Bu üst taraftaki sekmemiz tek başınıza yapacağınız seviyelerden ibaret. Bunu yaptığınızda günde bir defa diyor ki 1K silver veririm diyor.
Fakat sizin için önemli olan tier 4 ile tier 5'tir. Merak etmeyin, örneğin başladığınız zaman hani benim bu gösterdiğim yere girdiğinizde iyi bende bunlar yok diyeceksiniz. Fakat zamanla açılacak bunlar. Açıldığı zaman abi günde buraya gelin bir defa bunu yapın. Çok kısa sürüyor. Bu arkadaşımız bakın piyasa değeri 37K'ya yakın bir parası var. Bu arkadaşım aynı şekilde yine 36K değeri var. Günde bir defa bunları yaparak 70K paranızı direkt cebe atıyorsunuz. Hemen gibi bunu çok dediğim gibi kısa sürüyor. Tek başınıza yapabilirsiniz. Eğer arkadaşlarınızla başladıysanız oyuna bu seviyeleri de yapabilirsiniz. Aynı şekilde bunlar da size para veriyor ki silver kendi, yani onların yanı sıra bir de silver veriyor size. Onlar da ciddi derecede para eder. Şöyle burası size günlük çok küçük de olsa bir sermaye verir. Oyun başlangıcında bu para çok değerli bir paradır. Onun yanı sıra bir de arena NPC'si var. Bunun bir adı var mı? Var. Evet. Direkt arena diye geçiyor bayrak. Simge zaten belli. Bütün maplerde dediğim gibi simgeler aynı. Sadece belki yerleri değişiyor. Belki değil, evet. Yerleri değişiyor sadece. Buraya geldiğiniz zaman solo. Dilerseniz grubunuz varsa grupta girebilirsiniz. Solo da girebilirsiniz. Girip kazandığınız zaman buradaki ödüllerin sahibi olabiliyorsunuz. Baktığınız zaman 9K diyor. Bundan 3 tane alıyor. 9, 18, 27K. 30K'ya yakın bir para demek. Aynı zamanda bir tane de bundan veriyor. Bu da 10K. Nereden baksanız 40K gibi bir para yaptı size. Healer yaptıysanız, bu arada healerların ödülleri bir tık daha fazla. Fazla da yani fark ettiği hiçbir şey yok aslında. 2 kitap, 3 sigil, bir tane 10K aldık. Bir de yanında bir tane ne veriyor? 10.000 fame veren bir kitap veriyor. Çok da fark eden bir şey yok aslında. Healer çok fazla denk gelmiyor arenaya. Yani DPS çok daha fazla olduğu için diğer oyunlardan zaten aşinasınız. Bu ikisiyle birlikte oyuna başladığınızda küçük bir meblağ edinebilmeniz, bir bakiye edinebilmeniz mümkün. Minimap'e şöyle geldiğimizde haritanın içine bazıları, benim Martlock'ta bu mesela açık mavi, turkuaz renginde yanıyor. Diğer haritalarda farklı renktedir. Mesela zaten haritaların rengini de görebiliyorsunuz burada. Bakın mor, beyaz, yeşil, sarı şeklinde. Benim şehrimde zaten dünya haritasında gördüğünüz gibi turkuaz. Baktığınız zaman da portal turkuazdır. Turkuaz renge doğru gidin. Direkt en yakın olan portal burada. Yoldan girdiğiniz zaman sizi Black Market'a götürecek olan portala yanaştırıyor. Black Market demişim, pardon, çok özür dilerim. Black Zone'a götürecek olan portal. Bu portala geldiğiniz zaman şöyle, burası bizim başlangıç kıtamız, ana şehirlerimiz. Burası da Black Zone kıtasıdır. Oyunun asıl döndüğü noktadır. Ben Martlock tarafında turkuaz renkten başlangıç yaptığım için buralardan birine doğabilirim. 3 tane portalımız var ki zaten bastığınız zaman West, North ve South olarak hangisine gitmek istersin diye soruyor. Şuraya yaklaştığınızda mouse topuyla zaten görüyorsunuz South, North ve West tarafını. Bu 3 portaldan birinden çıkış yapabiliyorsunuz. Yine tierları yanında yazıyor gördüğünüz gibi. Haritanın içindeki mobların, dungeonların zorluğu tierlara bağlıdır. Yaptığınız gather de aynı şekilde. Buraya bastığınız zaman 2 ve 5 arasında, 2 ve 5 arası, yine aynı şekilde 2 ve 5 arasında bu 3 kaynak malzemesini bulabilirsiniz diyor. Şöyle geldiğimiz zaman geri dönelim. Buradan çıkış yaparsınız. Benim tavsiyem şudur. Ben oyuna ilk başladığım zaman direkt çok küçük bir meblağ elde ettikten hemen sonra kendimi Black Zone'a attım. Portal maplerinden birinden çıkıp mesela şuradan çıkıp map'te gezinerek yeşil dungeonlara döndüm. Black Zone'da, ya bu oyunda en çok fame aldığınız ve drop'u daha yüksek olan yerler Black Zone'dur. Çünkü Black Zone'da herkes düşman. Black Zone'da PK açmak diye bir şey yok. Herkes PK. Black Zone'da direkt düşmansınız. Direkt savaşa müsaitsiniz. Ama bunun da ödülü her şeyin daha çok olmasıyla doğru orantılı. Buraya gelirsiniz. Black Zone'un şöyle de bir avantajı var ama. İçeri girdiğinizde mesela portaldan çıktık. Şöyle south'tan çıkalım. Şu an üzerimde bir item olmadığı için rahat takılıyorum. South'u kullandık mesela. Çıktım buradan. Buradaki shrine'ları aldığınızda görünmez olursunuz. Epey bir süre boyunca aldık. Bineğimize bindik. Binekle birlikte görünmez olduk. Burada da zaten ikisinin de süresi belli. Bakın diyor ki 3 dakika boyunca dokunulmazsın. 2 dakika boyunca da görünmezsin diyor. Bu görünmezlikle rahat rahat dungeon'ınızı arayabilirsiniz. Fakat buradaki cooldown'a çok dikkat edin. Bazen böyle bir şey unuttum dur geri döneyim deyip geri dönüyor. Adam shrine'ını almak istiyor ama buradaki cooldown da olmadığı için shrine'ı alamıyor. Aldım zannediyor, görünür kalıp ölüyor mesela. Yolda birileri sıkıştırıyor bunu falan.
Onlara da çok dikkat edin. Bu isminizin altındaki cooldownlar çok önemli. Böyle çıktınız, dolanıyorsunuz mesela. Yine random bir şekilde bunları araştırabilirsiniz. İnvis süreniz de, görünmezlik süreniz de çok fazla olduğu için bunları rahat rahat arayabilirsiniz. Mesela şu anda bir parti halinde. Şu an mesela geziyorlar. Bulduklarına inecekler muhtemelen. Rahatız ama görünmeziz. Hala da süremiz var. Bu dungeonlar arkadaşlar grup dungeonlardır. Girişleri aynıdır. Sadece üzerindeki şekiller farklıdır. Çünkü grup dungeonlar 4 konsept. O konseptlere göre burada mesela yıkık bir çadır gibi duran bu şey yerine işte sarmaşıklar oluyor. Bir yarasa simgesi gibi bir simge oluyor diğer konseptte mesela. Ama büyük mağara girişi her zaman aynıdır. Büyük mağara girişinde zaten grup dungeon olduğunu hemen anlarsınız. Bakın buldum. Solo dungeon. Şimdi Black Zone'da solo dungeon dönmenin en güzel tarafı nedir? İçeri girersiniz. Şöyle indim. Girdim. Bu arada bastım anı görünmezdim gitti farkındayım. İçeri girdikten sonra içeride 90 saniye saydığınızda kapı dışarıdan kapanır. Siz onu görmeseniz de. 90 saniyenin ardından bu dungeon'a başka hiç kimse giremez. Dungeon'ınızı rahat rahat dönersiniz. Portala ne kadar yakın bir yerde girdiyseniz dungeon'a sizin için de o kadar iyidir. Çıktıktan sonra hemen kendinizi portala atmanız da mümkündür. 90 saniye sonra burası çok güvenlidir. Ben oyun başında size biz oyuna ilk başladığımızda böyle bir sistem yoktu. Ve hani acı çekiyorduk bildiğim. Ben Black Zone'da Tier 5'e gelirdim. Sürekli solo dungeon'ı önerdim. Güzel fame kasardım. Çok güzel drop alırdım. Ve o paralarla da daha yüksek itemler elde ederdim. Şu anda çok daha güvenli bir yol bu. Gelip içine gir. 90 saniyeni say. Ya yani bir telefonundan, saatinden ya da bilgisayarın kendisinde bir kronometre sürekli alt tabda açık olsun. Seni çok fazla kasmaz. Basarsın abi 90 saniye dolduğu anda dungeon'ın rahat rahat dönersin. Bu 90 saniye içerisinde içeri biri girdiği anda ne yapıyorsun? Bak geri kapıdan çık hemen. Adam tekrar çıkana kadar hemen A'ya basıyorsun. Adana hop bineğimiz geliyor. Adam çıkana kadar ben bindim bile. Bak kendimi tekrardan portala atıyorum. 90 saniye sonra dungeon'larınızı seri seri dönerek oyun başında hem çok güzel item kasarsınız hem fame ihtiyacınızı karşılarsınız. Hem de oyunu öğrenirsiniz. Dungeon sistemini öğrenirsiniz. Mesela benim az önce bahsettiğim kırmızı dungeonlarda bunlar corrupted'lar. Adamı baskınlayacağız zannetti. Üstüm çıplak lan korkma. Bak şimdi üstüme baktı. Ha, yeri gelmişken de söyleyeyim. Bir oyuncunun üzerini inspeklemek yani kıyafetlerini görmek istiyorsanız oyuncuya bir kere tıkladıktan sonra Y tuşuna basmanız yeterli. Ben bu tuşu değiştirdim. Kendime yani bana daha rahat gelen bir tuş olarak atadım. Hemen Y'ye bastığınızda tak bastım üstünü gördüm. Koşuyorum. Adam arkamdan geliyor. Bastım bir kere üstüne. Hop Y'ye bastım. Üstünü gördüm. Çok seri bir şekilde. İnspect durumu da bu şekilde. Shrine durumu bu şekilde. Bakın cooldown'um dolmuş bu arada. Geldim. Cooldown'um dolmamış. Bakın dolmamış. O yüzden alamadım. Nerede lan bu cooldown? Cannot give spawn buff again right now. Ha dolmamış. Pardon. Bak bekliyoruz mesela. Cooldown dolmadığı için bak basıyorum. Hem onu da göstermiş olduk iyi oldu. You have already used it. Right. Bu şekilde de bug'layabiliyorsunuz. Bineğinize bir binip inin. Ondan sonra deneyin. Böyle bir çıkıp gelelim. Cooldown'larınıza dikkat etmediğiniz zaman direkt kendinizi bug'larsınız arkadaşlar. Ulan ben de soldakine bakıyorum ya. Bak bu. You can get protection from the portal shrine. Ya ben bunu neredeyse hiç kullanmadığım için hangisi olduğunu ben bilemedim. Buymuş arkadaşlar. Bu 10 dakika sürüyor bu arada. Bu portalı çok pardon portal demişim. Shrine'ı çok daha ihtiyatlı kullanmaya çalışın. Biz anasını satayım. Item'la çıktığımız için dışarı shrine yok. Direkt bam güm. Siz de o günlere geleceksiniz. Sizin de bu süreleri unuttuğunuz zamanlar gelecek merak etmeyin. Cooldown'da olmadığı sürece bakın bastığımızda hiçbir şey alamıyoruz. Burayı çok fazla uzatmayayım. Anladınız zaten. Benim tavsiyem oyun başında dediğim gibi kesinlikle gidip solo da tier 5'te solo dungeon'ları çatır çatır yapmanız. Zaten bu uzun cooldown da siz dungeon'ı bitirene kadar geri gelecektir. Gidin işinizi görün hemen tekrar geri gelin. Buradan çıkış yapın. Mesela Martlock'taysanız ya da başka bir şehirdeyseniz portaldan çıktınız geri geldiniz. Hemen kendinizi şurada gördüğünüz bankaya atın. Item'larınızı oraya sallayın. Tekrar gidin. Item'larınızı repairladıktan sonra bakın burası banka aşağıda sizin bankanız olacak. Tek tek gösteriyorum. Çok basic bir şekilde gösteriyorum. Çok da uzun tutmayacağız. Buraya itemlarınızı atabilirsiniz. Buradan sağ tarafa geçtiğinizde pazarı bulacaksınız. Dungeon'a çok daha rahat dönebilmeniz için tavsiyem. Böyle pazara geldiğimizde
Soap diye bir item var. Bunun tier 5'ini gelip alabilirsiniz. Bu yemek yarım saat süreliğine sizi mobları öldürdükten sonra çabucak yenilemekle yenileyerek size kolaylık sağlıyor. 30 dakikalık bir süresi var. Birkaç tane alıp yanınıza gidebilirsiniz. Bu itemları, bu yemeği kullanarak çok daha rahat dönebilirsiniz. Dungeonlara dönerken Cuphead Soap'un yanında bir de Poison önerir. Poison'larınızı da alın. En düşüğü budur. Tier 4 olan. Bunu alın. Boss'lara atın sadece. Boss'ları çok daha rahat kesmenize yardımcı olacaktır. Cuphead Soap ve Poison'ları alarak rahatlıkla dungeon'ınızı dönebilirsiniz. Peki dungeon dönerken hangi itemları kullanmalıyız? B'ye bastığınızda Destiny Board'u göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar işin en büyük noktalarından biri, püf noktalarından biri tam olarak burası. Bu oyun diğer MMORPG'lere nazaran biraz farklı. Farklı olan kısmı da şu. Bu oyunda çarınızı kasmıyorsun. Bu oyunda itemlarınızı kasıyorsunuz. Fakat oyunda sistem ikiye ayrılıyor. Önce PvE setinizi ayarlamanız, daha sonra PvP setinizi ayarlamanız gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapıyorsunuz. PvE setinizi ayarladıktan sonra giydiğiniz bütün kıyafetleriniz, elinize taktığınız silahınız vesaire onunla bir şeyler kestiğinizde sürekli şurada gördüğünüz exp kısmı artacak. Fame diyoruz. Bu oyunda exp'in karşılığı fame. Fame'iniz sürekli artacak. Bu fame fullendiği zaman şu gördüğünüz combat fame kısmına ekstra puan gelmeye başlayacak. Yani fullendikten sonra exp'im nereye gidiyor diye sorarsan işte buraya geliyor. Auto respec kısmını şuradaki tiki açtığın zaman da üzerinde full olan her item başına çok daha fazla, hatta %160 kadar bir fame gelecek. Bu oyunda fame kasmak demek, combat fame kasmak demek. O da sistem şu şekilde işliyor. Sen burada mesela atıyorum. Mesela full olan bir şeyimizi bulduk. Broadsword. Ben bu silahı elime aldım. Bu silahla sürekli bir şeyler kesiyorum. Ben bununla sürekli mob kesip fame kasarken bir yandan kendi bulunduğu sınıfın fighter kısmının fame'i artarken bir de kendisi pay'i de artıyor. Bakın burada Broadsword Combat Specialist diye. Yani senin elinde bir silah varken önce kendi sınıfına da exp verir. Sonra direkt spesifik olarak kendisine de fame verir. Bu da şu oluyor. Normalde one hand bir silah kullanıyorsanız one hand ve offhand üstüne de 3 kıyafetiniz var. Kıyafetlerin her birinin fighter'ı ve kendisinden 2, 4, 6 yapar. One hand 8 yapar. Offhand ile birlikte de 10 yapar. Siz hem fighter'ını hem de kendisini fullediğinizde burası çok daha fazla artacaktır. Auto respawn. Ben oyun başlangıcında şunu öneriyorum size. Kesinlikle uzun bir süre boyunca para kaygınız olmasın. Çünkü kazandığınız paranın %100'ü fame'e gidecek. Çünkü bu oyun speksiz oynanmaz arkadaşlar. Yani sen Broadsword'da dünyanın en iyi oyuncusu ol. Ben ortalama bir oyuncu olayım. Benim fame'im, pardon, speyim burada full mesela. Yanlarını da güzelce fullemişim ki yanlarını da fullediğinizde çok daha fazla bir item power kazanıyorsunuz. Sen 50 ol. Ben hepsini yüzlemiş olayım. Seni beğeneni dağıtırım. Ortalama bir oyuncu olmama rağmen. Spek bu oyunun her şeyi arkadaşlar. O yüzden oyuna başladığınız zaman kesinlikle bütün paranızı combat fame'e yatırın. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Auto respawn'i açık tuttuğunuzda kestiğiniz her mob başına inventörünüzdeki şuradaki bakiyenizden parayı kendi alıyor oyun zaten. Çıtır çıtır gidiyor. Öyle muazzam şeyler de gitmiyor merak etmeyin. Döndüğünüz dungeonlardan buradaki parayı karşılamanız mümkün. Tabi biraz da şanslı olursanız çok daha güzel de kazanabilirsiniz. Itemlarınızla hem kastığınız sürece bu fighter yükselecektir. Fighter'ınız yükseldikçe bakın level 10 olduğunda tier 5 seviyesindeki silahları bu broadsword'ları pardon sword'ları alabilirsin diyor. 30 olduğunda artık tier 6'ları alabilirsin diyor. Zaten oyunun maksimum tier'ı 8'dir. Yükselttikçe tier'larınız genişler, yükselir. O tier'larla da işinizi görürsünüz. Şimdi en önemli noktalardan biri de şu. PvE setinizi ayarladınız ki PvE durumunda solo ya da grup her ikisinde de farklı setler mevcut. Solo dönmek istiyorsanız solo dungeonların canavarı Greatax'tır. Greatax setinizi yaparsınız. Fakat şunu unutmayın. PvE setinizi yaptınız ve işte çok zevksiz ya ben bunu çok sevmiyorum de ama mecburum. Yapacak bir şey yok diyorsan doğru yoldasın. Abi bu çok kötü ben daha farklı bir şeyle dungeon dönmek istiyorsam diyorsan bu çok yanlış. Dönmek istiyorum diyorsan yanlış. Neden? Şöyle. Greatax ya da diyeyim Axe türevleri diyelim. Canavar gibi grupta solo dungeon dönüyorlar. Çok hızlı bir şekilde. Senin şöyle bir olayın var. Sen PvE'ni ayarlayıp fullleyip geriye bir şekilde combat fame kasmak için bir set ayarlıyorsun aslında. Yani bunlar senin için önemli olan bir durum değil. Bu çok iyi dönüyor. Evet, bunun için kullanabilirsin.
Yani birazcık sık dişini derim ben sana. Kendi istediğin, sevdiğin bir boyutla yani baktığın zaman internette boyutlar bulabilirsin zaten. Fakat en hızlı akslar dönüyorken neden bundan mahrum kalasın? Yap bu setini, iyi kıyafetlerini, çatır çatır dungeon'ını dön. Combat fame'ini 50 milyon, 60 milyon ya PvE setini ayarla. Sonra git savaş mı yapıyorsun? Başka bir şey mi yapıyorsun? Kafana göre takıl. Şimdi şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi combat fame, şimdi ben abi PvP silahımı alayım elime. Onu kasayım. Niye combat fame'le uğraşıyorum diyorsan farkını da şöyle söyleyebilirim. Bak şimdi güzel kardeşim. Diyor ki Kingmaker silahını kasmak istiyorsan eline al git mob kes. Bunu yaparsan 33 milyon fame istiyorum senden diyor. Fakat PvE setindeki fullenmiş silahın ve fullenmiş setinle gidip fame kasarsan, combat fame kasarsan, Authorize Pay'ini açıp para verirsen ona, benden 33 milyon fame değil de 16 milyon 680k combat fame istiyorum diyor. Ve bunu çok daha seri bir şekilde elde ediyorsun. Zaten karşılığında bir bedel olmasının en büyük sebebi de bu. Solo dungeonların dediğim gibi en canavarı bu ilde Axe türevleridir. Özellikle Great Axe'tir ve Beer Powder. Grup dungeonlarla da fame ihtiyacınızı karşılamanız mümkün. Mesela az önce de söylediğim gibi. Setinizi yaptığınız o size böyle bir zorunluluk haline gelmiyor. Yani onu illa kullanmak zorunda değilsin. Ben bu oyuna ilk başladığımda bütün fame ihtiyacımı grup dungeonlarda karşıladım. Grup dungeonlardaki setim ise Frost'tu. Frost tarafında oynadım ve PvP durumuna geçtikten sonra oyunun late aşamasına geldikten sonra bir daha Frost hiç oynamadım bile. Aylarca bu Frost'ta takıldım ama düşün. Çünkü fame ihtiyacını karşılamam gerekiyor. Speksiz hiçbir şeyim. Ben elime hiç dagger almadan dagger'ı fulledim. Mesela elime hiç sword almadan sword'u fulledim. Bunların hepsini grup dungeon'da PvE setimle yaptım. Bakın burada. Şimdi gelelim PvE setinde grup dungeon'larda ihtiyacınız olan yani ideal olan setlere. Arkadaşlar tanklar zaten biliyorsunuz tank ve healer olmadan grup dungeon olmaz zaten. Tanklarda en önemli silahlardan biri Incubus Mace. Elinize Incubus Mace'inizi alın. Burada Offhand'leri bulursam eğer miskaları göstereceğim. Burada mıydı lan miskalar? Ne? Miskalar burada. Bu kısma geldiğiniz zaman da buradan şu item miskaları alıyorsunuz. Plate kısmına geri gittiğinizde Soldier kafalıktan şurada Soldier Helmet alıyorsunuz. Göğüslük olarak Guardian Armor alıyorsunuz. Daha dayanıklı olmak oyunun başlangıcında eğer arkadaşlarınızla oynuyorsanız Guardian alabilirsiniz. Giant skillini kullanarak kendinizi büyütüyorsunuz ve daha az damage alıyorsunuz. Yahut elleriniz alıştıktan sonra çok daha rahat bir şekilde ilerlemek için herhangi bir leather botunu Refreshing Sprint skilli için kullanabilirsiniz. Hepsinde ortak skilldir. Yalnızca itemlarda en sağdaki skill değişir gördüğünüz gibi. Kıyafet bazında konuşuyorum. Silahların da E'leri değişir. Q ve W'larındaki bütün skiller aynıdır. Sadece E'leri değişir. Burada şu bunda var, bunda niye yok diye düşünmeyin. Bunlar artifak daha değerli itemlardır. Seviyelerini arttıkça diğer itemların hepsinde de bütün skiller açık zaten. Sadece seviyenizi yükseltmeniz için aslında bir trik. Al bunu kas diyor oyun yani. Grup dungeonlar için dediğim gibi biraz önceki verdiğim set çok idealdir. Healer'larda da şöyle baktığınız zaman. Nerede bu healer arkadaş? Divine. Neredesin lan? Ulan en aşağıda bütün sırayı gezdik. Healer'larda da Divine Staff sizin için en önemlisi. Dungeon'larda tankınıza yönelmeniz en doğru bir seçenek olacaktır. DPS'ler hemen söylüyorum abi. En idealleri WoW sınıfına geldiğinizde grup dungeon'ların bir parçası olmak istiyorsanız WoW of Baden'a oynayabilirsiniz. Tarzınızsa kaldı ki WoW of Baden PvP'de de çok 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 güçlü bir silah. Yani grup dungeon'ların en büyük avantajlarından biri çok fazla build seçeneği olduğu için bazı build'ler PvP'de de kullanılabilir olabiliyor. Mesela Badon onlardan bir tanesi. Adam Badon'la PvE'sini yapıyor. Sonra da dönüyor PvP'ye gidip bununla takılabiliyor. Özellikle Corrupted içerisindeki Corrupted'ı da anlatacağım. Fire'da Blazing Staff çok ciddi işe yarar. Frost'ta, Permafrost aynı şekilde çok tercih edilir. Ve Crossbow'larda da Light Crossbow artı Weeping Repeater grup dungeon'ların vazgeçilmez DPS'lerindendir. Şimdi hani şu soru kulaklarımda abi ezbere mi oynuyorsunuz? Hani birkaç tane build var. İlla bunları kullanmak zorunda mıyız? Ben şunu kullanacağım. Hayır. Netice itibariyle yıllanmış yaklaşık olarak 4 yıllık bir oyun olduğu için
Grup dungeonlarına dönebilecek en pratik boyutlar birçok oyuncu tarafından zaten belirlendi. Yani çok kısıtlı bir oyun bilgisine sahip olsan dahi bunların en iyi roller olduğunu emin ol fark edeceksin. Başlangıçta isyankar gitme. Bence sisteme uy. En iyi DPS'ler bunlar. Oyunun late aşamasındaki bir oyuncu olarak söylüyorum bunu. Ama sorgulamanı da tabii ki eksik etme her zaman soruştur. Çünkü öyle bir özgürlük durumu da söz konusu. Bu itler bu şekilde arkadaşlar. Oyunda çarınızı değil dediğimiz gibi itemlarınızı kasıyorsunuz. Arenadan söz ettim. Arenanızı, günlük arenanızı yapabilirsiniz. Günlük o gösterdiğim portal üzerinden görevlerinizi yapabilirsiniz. Oradaki görevler de çok kısa sürer ve 30k artı 30 daha hatta 35 artı 35 70k gibi bir para bırakır size. Tavsiye ederim. Arkadaşlar buradan adaya gidiyorum. Seçenek adaya gelmeden önce bu arada bulunduğunuz yeri görmek istiyorsanız arkadaşlar dünya haritasında geziyorsun mesela. Şuralara kadar geldin takılıyorsun. Reset kamera dediğin zaman mevcut konumuna seni kamera götürüyor bilginiz olsun. Bu haritaya geldiğimiz zaman arkadaşlar şu simgeyi görüyorsunuz. Iceland Merchant diyor. Iceland Merchant bütün haritalarda, bütün maplerde daha doğrusu var. Bu haritadan ada satın alıyorsunuz. Adanızı kesinlikle başlangıç aşamasında satın alın ve seviyesini yükseltin. En son seviyeye getirmenizi tavsiye etmem. En son seviyenin bir altında kalsın. En son seviyeye geçerken çünkü ciddi bir para istiyor. En son seviyeden önce 4 tane tarla yapabilir bir halde oluyorsunuz. Bunlara hemen yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Neden? Çünkü adalar sadece ve sadece istediğiniz ürünü yetiştirebilirsiniz burada. Hayvancılığa kesinlikle yönelmeyi tavsiye etmem. Çünkü onların yemekleri de var. Bir de üstüne yemek vermeniz gerekiyor. Halbuki botanikle ya da işte sebzeyle uğraşırsanız onları ektiğinizde sadece tohumuna ihtiyaç duyarsınız. Bunları sürekli aynı ürünü ekip biçtiğinizde ise fokus onlar için basacağınız fokus seviyesi daha da düşecektir. Fokus da ne işe yarar? Mesela diyor ki geri dönüş olarak sana %91 oranı veriyorum diyor. Tohumunu da geri verecek bu arada. Water dediğiniz zaman yani fokusunuz bunu kullandığınızda mesela ben bunları çok fazla ekip biçmişim. Ekip biçtiğim için aynı ürünün üzerinden gittiğim için de seviyeyi 69 yapmışım. Çok ciddi bir seviye. Bu çok ciddi bir seviye olduğu için de 500 fokustan 192 fokusa düşmüş. Yani ne oluyor? Aynı ürünü ekip biçtiğimiz için onlara basacağımız fokus seviyesi düştüğünden gün geçtikçe daha çok hazneye fokus basabiliyorum. 500 olsaydı zaten günde premiumunuz varken 10k fokus puanı geliyor. Yetiştiremezsiniz. Ne kadar çok aynı ürünü ekip biçerseniz o kadar çok daha fazla hazneye fokus basabilecek hale geliyorsunuz. Buna bastığımız zaman %91 olan Projected Seed yıl kısmı tık %109 oldu. Garanti bir şekilde geri dönüş alacağım ben buradan demek oluyor bu. Gördüğünüz gibi adanızı niye alın ve son seviyeye yükseltmeyin bir altında kullanın. 4 tarla işinizi görecektir ve adanızı kullanmanız demek ay sonunda 1 aylık premium paranızı adanızdan çıkarmanız anlamına geliyor. Bence adalarınıza direkt başlayın, yatırımınızı yapın. Yapacağınız tek şey gidip pazardan, hani oyun şehrim kendi pazarından, Tedford'dan bakalım. Tedford'un şu simgeyi görüyorsunuz, Marketplace. Marketplace'e gidip tohumunuzu almanız yeterli. Ne ektiğinizi, biçtiğinizi hiçbir önemi yok. Ürününüzü bulun. Ben mesela botanik üzerinden Dragon Teasel üretiyordum. Onu fulledim. Şimdi mullen üretiyorum mesela. O full olduğu için ona takılmıyorum. Biraz da fullensin istediğim için diğerleri. Yani exp isteyen bir şeyler ekeyim diye botanikten gidiyorum. Patates üretebilirsin. Kabak üretebilir. Kafana göre yani. Tamamen seçim senin. Adanızda bu NPC'nin yeri fixtir. Buradan gelip tohumlarınızı alabilirsiniz. Fakat çoğunu normal pazarlarda daha ucuzdur. Yine de tohum almadan önce bu NPC'nin fiyatlarına bakın. Daha sonra pazardakine gidin. Neticede oyunun şehirlerinin pazarları dinamik olduğu için fiyatlarda değişken oluyor. Bazen burada daha ucuza denk gelmeniz mümkün ama çok istisnadır. Onun yanı sıra Tifon olayını soran arkadaşlar vardı. Corrupted'ı anlatacağım bu arada merak etmeyin. Şunu şöyle koyalım. Tifon arkadaşlar şurada gördüğünüz overcharge. Bu overcharge'ı pazardan satın alarak elde ediyorsunuz. Çok cüzi bir miktarda elde ediyorsunuz. Bunu klanlar zaten kendileri üretiyorlar teritorilerde. Bunlar çok teferruatlı bir bilgidir. Yani standart bir player olarak bu bilgiye ihtiyacınız yok. Buradaki overcharge olayı şu. 10 tane pazara gidelim. Oradan gösterelim. Bu arada Corrupted ve başlangıç rehberi, Corrupted rehberi, setler için rehberler
Videonun altında link olarak bırakacağım. Discord linkimizi zaten bir yandan da Twitch'te yayın da yapıyoruz. Dilediğiniz zaman oraya gelip oradan da soru sorabilirsiniz. Bu videonun altına da dilediğinizi sorabilirsiniz. Tekrarlayayım, bu videoyu biz ortak bir alan olsun diye yapıyoruz şu anda. Yani eksik noksan elbette birçok şey olacaktır. Altına abi dilediğinizi, merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Şimdi yayında biz 24 saat yayında olmuyoruz. Adam bizi her zaman yakalayamıyor. Ama video her zaman orada olacağı için dilediğiniz zaman gelip oraya yazın. Altına ben sorduğunuz bütün soruları elimden gelince yanıtlamaya çalışacağım. Pazara geldiğiniz zaman sifon, gördüğünüz gibi sifonu enerji. Bu sifonu enerjiden 10 tane zaten aldığınızda şu şekilde, üzerimizde de item yok. Mesela şöyle şu item alalım. Setimizin fullenmesi lazım. Alıyorum şu an tamamen. Tamamdır. Demesine gerek yokmuş. Mesela şu an sallamasyon bir set aldım. Bunlar çöp aslında. Şimdi mesela siz çok daha riskli bir yerde çok daha fazla damage'e ihtiyaç duyuyorsunuz. 10 tane üzerinizde bakın 9 oldu mu yetmez. 10 tane sifon olduğu zaman buradaki overcharge bakın aktif oldu. Üzerinizdeki setiniz size oyun şunu diyor. Diyor ki bu set sana diyor mesela 223 item power veriyor diyor. Normalde işte 1000 küsürleri görüyorsunuz zaten. Dediğim gibi burası çöp, buraya aldanmayın. Buna bastığınız zaman yarım saatliğine bütün itemlarınıza ekstra item power veriyor. Fakat oyun diyor ki bunun diyor yarım saat sonra her item başına %15 kırılma oranıyla veriyorum sana diyor. Yani basarsın ekstra bir item power kazanırsın. Hatta renkleniyorlar, bayağı ışıklanıyor falan böyle elindeki silah vesaire. Daha seksi gözüküyorsun yani. Yarım saat sonra %15 oranında kırılabilir. Kırılmak direkt yok olması demek bu arada. Yani öyle bir riski var. Hani ben çok kullanıyorum mesela sifonu, özellikle yayınlarda. Sifonsuz hareket etmiyorum neredeyse. Özellikle VS'lerde. Ben tavsiye ederim ama belli bir düzeni oturttuktan sonra yapmanızı daha çok tavsiye ederim tabii ki. Aldığımızı hemen burada geri sattık. Şimdi Black Market'ı anlatalım. Black Market'tan sonra da geçip şeyi anlatalım. Corrupted'ı anlatalım. Tekrar da söyleyeyim. Aşağıya bırakacağım Discord linkine gittiğinizde bizim Discord'umuzda rehberlere ulaşmanız mümkündür. Rehberlere gidin. Dilediğiniz gibi inceleyin. Gerek Corrupted gerek başlangıç rehberi. Bunu da bu arada göstermiş olayım. Bastığınız zaman Travel Planner. Her şehirde mevcut. Çıplak bir şekilde dilediğiniz yerden dilediğiniz yere ışınlanabilirsiniz. Şöyle mesela Martlock'takini göstereyim. Burada gördün. Travel Planner. Nerede? Mesela Bridgewatch'takini gösterelim. Girdiğiniz zaman mesela Travel Planner. Değişmez. Çıplak bir şekilde dilediğiniz yere ışınlanabilirsiniz ama bu oyunda itemlı bir şekilde bir yere ışınlanmanız söz konusu değil. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar Black Market'ın özelliği ne? Bunu çok soruyorlardı. Black Market'a taşınacak itemlar nasıl itemlardır? Taşımalı mıyız vesaire diye. Çok basit. Hemen anlatacağım. Önce üstümüze iki tane örnekleyebilmem için item almamız gerekiyor. Mesela Scholar Sandal alalım. Üzerine de ne alalım? Alien Shoes alalım. Okay. Şimdi arkadaşlar, Black Market'ın önce olayını söyleyeyim size. Black Market'ın olayı şudur. Kalyon şehri bu ana şehirlerin olduğu kıtanın tam göbeğindedir. Buranın özelliği ise bakın etrafı da full kırmızı haritadan oluşuyor. Kırmızı haritalarda ölme riskiniz vardır bu arada. Burada PK açan bir adama ölürseniz bütün cirınız gider. Sarıda böyle bir şey yok. Sarıda yine PK açanlardan biri gelip sizi kesebilir ama burada ölmek yok. Bayılmak var. Setinizi kaybetmezsiniz. Mavide de aynı şekilde. Bakın kırmızıda ölürseniz direkt cirınızı kaybedersiniz. Bileği anlatmaya bile gerek yok. Herkes düşman. Carleon'a geldiniz. Carleon'un en büyük özelliklerinden biri işte şurada duran bu şişko arkadaş. Bakınız Black Market. Bu Black Market'ın olayı şu arkadaş. Black Market oyundaki loot'u dengeleyen bir NPC. Yani siz buna getirip item verdiğinizde bak mesela diyor ki 45 tane T4 Hellion alıyorum diyor. 11 tane onun Good'undan alıyorum diyor. Bunları buna verdiğiniz zaman bu arkadaş bu itemları alıp tekrar oyundaki chestlerin içine lootlara atıyor. Yani siz oyundan bir şeyler kazandığınızda aslında onların hepsini size Black Market saçmış oluyor doğal olarak. Black Market itemları daha seri alır, daha seri satar. Buraya siz satış yapabiliyorsunuz. Black Market'tan alım yapamazsınız. Peki Black Market'ta hangi itemları getirmeliyiz? İşte burada. Item'a bastınız.
Aşağı indiğin zaman resource kısmını gördün. Resource kısmında 4 tane kaynak malzememiz var bizim. Pamuk, deri, odun ve maden. Bu 4 kaynak malzemesinden biriyle ya da ikisiyle birlikte üretilen herhangi bir item'ı direkt olarak Black Market'a getirin. Bu itemler Black Market'ta çok daha seri satılır ve çok daha karlıdır. Fakat bakın mesela bastık. Kaynak malzemesi deriden üretiliyor diyor. Peki yanında ne var? Kaynak malzemesi dışında bir artifak, ekstra bir malzeme istiyor. Çok basit. Kaynak malzemesinin yanında mesela deri ve pamuk, deri ve odun, odun ve maden gibi şeyler olabilir. Onların ikisi de kaynak malzemesidir, hiç sıkıntı yok ama mesela bir kaynak malzemesi bir yerde ekstra malzeme istiyor. Bu bir artifak arkadaşlar. Zaten artifaklar hangileri olduğunu çok çabuk anlayacaksınız. Kaynak malzemeleri zaten fix. Şekillerini gördüğünüz gibi. İşte buradalar. Bastığınız zaman bu şekilde bu tarafa, pardon, nereye geldim ben? Heh, buraya geldik. Mesela bakın burada. Pamuk, maden, deri ve odun. Bunlar sadece buildinglere destek atabildiğiniz için bunlar tuğlalar. Bunları geç. 4 tane kaynak malzemesi var. Bu 4 malzemeden birini ya da ikisini yan yana gördüğünüzde direkt Black Market abi. Ya tabii ki getirmek zorunda değilsiniz. Bu arada şöyle de bir durum var arkadaşlar. 20K'lık bir item'im var. Dur koştura koştura götüreyim Black Market'e göreyim. 500 milyon alayım gibi bir sistemle çalışmıyor. 20K'lık bir item'i 22K'dan alır. Ama şöyle bir sistemi var. Buraya toplu bir şekilde getiriyor zaten insanlar bunları. O yüzden çok ciddi karlar elde ediyorlar. Yani sen o 20K'lık item'dan hani buraya 50 tane getirince güzel bir kar bırakıyor. 10 tane getirince yine cüzi bir miktar bırakır vesaire. Yani daha toplu sayıda getirilmesi gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Ekstra bir malzeme istiyorsa üretiminde, resource kısmında, kaynak malzemesinin yanında ekstra bir malzeme istiyorsa bunlar normal pazarlarda satılacak. Sadece ve sadece kaynak malzemesiyle üretimi yapılmış olan ürünlerse kesinlikle Black Market'a getirilir. Daha çabuk satılır, daha güzel para verir. Bunlarsa Black Market'ta daha zor satılır, hatta çoğusu satılmaz ve daha az para verir. Bilginiz olsun. Corrupted için söyleyebileceklerim şunlar. Oyunda 1v1 content adı altında bir dungeon sistemi var. Aynı şekilde haritalarda yeşil dungeon gibi haritaların belli başlı noktalarına rastgele bir şekilde serpilmiş dungeonlardır bunlar. Bu arkadaşların olayı ise içeride adamla karşılaşma riskiniz var. Girdiğinizde içinde bir shrine olacak direkt girdiğiniz noktada. O shrine'ı içtiğinizde adamla karşılaşma oranınızı %100'e getirir. Sadece dungeon'ı dönen bir rat tayfası var. Oraya giriyorlar, kaçma seti alıyorlar ve bu kaçma setiyle sadece dungeon'daki, şimdi şu anda solo anlamda en iyi fame kasılan ve en iyi para kasılan yer Corrupted'lar. İçinde de risk var çünkü. Yani adamla karşılaşma gibi durumunuz var. Corrupted'a girdiğiniz zaman içeriye 5 tane kristal koyuyor. Adamla denk geldiğiniz zaman. O adamla karşılaştığınız zaman 5 tane kristalin 3'ünü kırdığınızda adamı dışarı atıyorsunuz. Dungeon'ınızı dönmeye devam ediyorsunuz. Ratlar da bunu yapıyorlar. İçeri girip dungeon'e dönüp chest'leri alıp mobları kesip fame'inden, parasından, loot'undan yararlanıp adam geldiğinde de ondan daha iyi kaçabilmek için bir set yapıyorlar. Kaçarak kristalleri kesip oyun başlangıcında speedrun gibi böyle çatır çatır fame kasıyorlar. Yerinizde olsam Rat'ın üzerine ya da Corrupted'ın üzerine biraz eğilirdim. Bu rehberlerde başlangıç rehberi Corrupted içinde hangi setler vesaire olacaktır diye ekstra bilgiler de bizim yine DC'mizde mevcut. Yine de farklı bir soru sormak isterseniz de yine YouTube videomuzun altına yazabilirsiniz. Mesela burada ben size bir Rat build'i önereyim. Rat build'i benim için en iyisi. Ben hiç yapmadım bu arada. Bunların hepsini tavsiye ettim ve yapan arkadaşların hepsinden olumlu dönüş aldım. Kafalığınız Mercenary Hood, göğüslüğünüz Assassin Jacket, botunuz Miner Work Boot, pelerininiz Horse Sterling Cape, silahınızsa Bear Paw ya da Black Hands. Black Hands konusunda bana ön yargıyla yaklaşanlar oluyordu fakat şimdiye kadar tavsiye ettiğim insanlardan dediğim gibi bir tanesinden dahi olumsuz yorum almadım. Sebebi şudur. Arkadaşlar sizin için önemli olan şey dungeon zaten dönülür. Dungeon'ı 3 saniyede dönmekle 5 saniyede dönmek arasında çok bir fark yok. Sizin için mesele kaçabilmek. Blackhand kristallere tek atıyor. Doğal olarak Blackhand ile rat yapmanız çok 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 daha iyi olacaktır sizin için. Zira W'sundaki dash skill'i Q'sundaki Deadly Swipe skill ile zaten sürekli mesafe kat edebileceksiniz. Giydiğiniz Mercenary Hood'un ve Assassin ceketinde pasiflerini cooldown'la çektiğinizde skill'leriniz çok daha seri bir şekilde gelecek.
Sürekli mesafe kat ederek zaten seri seri ilerleyecek. Üstüne üstlük Miner Workbot'unuzla botunuzla da deliler gibi mesafeyi artırabileceksiniz. Benim tavsiyem bu yöndedir. Daha farklı olsun, bilinen üzerinden gideyim, ezbere takılayım diyorsan da Beerus Pub'la çok çok rahat işini görebilirsin. Beerus Pub canavar gibi dungeon'ı döner. Beerus Pub mesela Black Ant'ten daha hızlı dungeon'ı döner. Ama Black Ant kadar iyi kaçar mı? Kullanan kişiye bağlıdır. Ben Black Ant'le daha iyi olacağını düşünüyorum. Tavsiyedir tamamen. Yine dediğim gibi burada yüzüstü daha kabaca bir set tavsiyesinde bulunuyoruz. Çok daha detaylı bilgi için yayınlarımıza uğrayabilirsiniz. Aşağı bırakacağız linki. Yahut Discord'umuza gelip oradaki rehberleri inceleyebilirsiniz. Son olarak arkadaşlar, item taşıma konusunda al-sat mevzusu var. Mesela az önce de dediğim gibi pazarlar her zaman dinamiktir. Mesela Marklock'ta atıyorum. Şu şehre geldiğimizde mesela buranın pazarında bir item mesela az önce gösterdiğimiz itemlerden Mercenary Hood. Burada mesela tier 6'sı quality olarak da Hood'u mesela 8K iken Limehurst abi. Nerede Limehurst? Burada. Limehurst'un marketinde bir gitmişsin 11K. Şimdi çıplak bir şekilde bütün şehirlere ışınlanma yapabildiğin için pazarlara gidip tek tek itemları kontrol edebilmen mümkün. Oyunun en çil para kazanma yollarından biridir. Orada 8K, burada 11K. Ne yapıyor adam biliyor musun? Gidiyor abi. Hayvan gibi buradan alıyor. Yaldıra yaldıra gidiyor. Zaten bakın buralar hep güvenli. Sadece yol uzundur. Yani yolu kısaltmak için kesinlikle PvP haritalarından geçmeniz gerekiyor. Sabırlı bir insansanız ki bence öyle olmalısınız. Özellikle oyunu başladığınız yani ilk aşamalarda, başlangıç aşamalarında. Buradan güvenli yollardan geçersin. Geldim buraya. 100 tane 200 tane sattın. 8 11 arası 3K. Tabii ki şunu da unutmayın arkadaşlar. Al-sat yaptığınız zaman kesintileri kesinlikle göz önünde bulundurun. Kesintiler çok önemli. Yani item fiyatı ne kadar düşükse kesinti çok çok o kadar düşüktür. Ona o kadar takılmayın ama yine de kesinti olacaktır. Yani 8 ile arası 11 sattım. 3 olması gerekiyordu. Niye o kadar olmadı gibi şikayetler çok oluyor. Kesintilere baz alın. Siz buradan item satın alırken de burada satarken de kesinti mevcut. Ama dediğim gibi item ucuz olduğu sürece hiç sıkıntı yok. Ayrıca premiumunuz varsa premiumunuz olduğu için kesintiler çok 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 düşecektir. Arkadaşlar bu oyundaki premium sisteminde şöyle söyleyeyim. Diğer MMORPG'lere nazaran yani 500 tane MMORPG oynamışımdır. Birçok MMORPG'ye göre bu oyun çok 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 rahat para kasılan belki de şimdiye kadar gördüğüm oyun içinde en rahat para kasılan oyunlardan biri. Ve premiumunuzu oyun içinde kastığınız bakın parayla silverla satın alabilmeniz mümkün. Başlangıç aşamasında abi premium'a para vereyim mi dersen şöyle söyleyeyim. Ben oyuna ilk başladığımda ilk premium'a oyuna para verip de aldım. Yani 80 lira falan ödemiştim oyuna sanırım. Şu an ne kadara denk geliyor bilmiyorum. Fakat sonra oyunu öğrendikten sonra pişman oldum açıkçası. Yani oyunu öğreniyorsunuz, birazcık ilerliyorsunuz ama tabii bana yani o premium'da çok hız katmıştı tabii öyle de bir gerçek var. Abi var param ben veririm sıkıntı olmaz ilk başlangıcım seri seri olsun diyorsan kesinlikle verdirim. Ama abi yani öğrenciyiz şu yüz bu yüz bak şöyle bir ses geliyor bizden tak 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 diye. Biz almayalım biz öğrenelim diyorsan kesinlikle ona da saygı duyarım ve yapılabilir bir şey yapılmaz değil. Paranızı kasabilirsiniz. Corrupted'lara girip Corrupted'da rehberlerimizi inceleyip Stalker seviyesinde savaşabilir ya da Stalker seviyesini ratlayarak sonradan Slayer seviyesini açıp Slayer seviyesini ratlayarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Onun yanı sıra oyundaki en chill yollardan biri Balık Gather'ı ve Group Dungeon Scout'ludur. Arkadaşlar diğer MMORPG'lerde klan bir tercihken bu oyunda klan bir mecburiyettir. Çünkü oyunun en iyi rehberleri Türk Guild'leridir. İçine girersiniz ve bütün oyunu orada öğrenirsiniz. Ben de öyle yaptım. Benim bütün tanıdıklarım da öyle yaptı. Çünkü mecbursunuz. Çünkü bu oyun bir open world oyunu. Görev yok. Öğretici yok. Hiçbir şey yok. Ya da internetten açıp bakarsınız ama oradaki bilgiler de bir yere kadardır. İşin trikleri, teferruatı, detaylı bilgisi klanların içinde eski oyuncularda mevcuttur. Yahut bizim gibi yayıncılarda mevcuttur. Yine gelip oraya da sorabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Sabaha kadar soruda yanıtlayabiliriz. Yahut bu videonun altına da sorabilirsiniz. Haliyle klanlara girin. Kendinize rehberler edinin. İnsanlara sorun. Zaten o bilgiler size klan içerisinde siz istemeseniz de gelecektir. Oyunun en chill yollarından dediğim gibi ikisi bir balıktır. İkincisi de gelir olarak düşünürseniz eğer. Ben balığı öneririm. Detaylı bilgi için kesinlikle internetten araştırma yapın. Bunun detayına şu an girersek çok uzar bir video. Ama çok da uzun uzadıya bir olayı yok. Yani 2 dakikada falan çok kavrayabileceğiniz bir hadise. Balık tutacaksın yani olayı bu. Tier'ını tuta yükselteceksin. Ardından da çok daha tier'i yüksek balıklar elde edip onları satacaksın. Diğeri ise balık ve ne dedim? Scout'luk. Grup dungeon'larda şöyle bir sistem var.
Tankınızı alırsınız, healer'ınızı alırsınız, DPS'lerinizi alırsınız. Bir de grup dungeon'larının olmazsa olmazı bir scout durumu vardır. Bu scout ne işe yarıyor? Grup dungeon'a girdiğinizde kapıda dikiliyor. Herkes içeriye giriyor, devam ediyor dungeon'a dönmeye. Sen kapıda dikiliyorsun. Ekranını ikiye böl, film izle, kafana göre takıl. Her dungeon başına scoutlar dungeon bittiğinde para alır. Şöyle söyleyeyim, bu parayı bir günde çıkaran, premium parasını bir günde çıkaran birçok kişiyi tanıyorum. Ve ben de yapabilirim. Çok basit çünkü. Yani PvE'den kopmamış bir klana dahil olursanız bu klanların içinde hala PvE yapan grup dungeon dönen grupların içerisine dahil olursunuz. Bu grup dungeonlarına scoutluk yaparsınız. Gerçekten abartmıyorum. Bir günde şu gördüğünüz 30 günlük premium parasını çıkartabilirsiniz. Sadece kapıda duracaksınız. İçeri biri gelirse haber vereceksiniz. Fakat dikkatli olun. Her ne kadar basit ve rafine bir işmiş gibi gözükse de içeri biri girerse siz ve bunu görmezseniz o adamlar ölürse o adamların bütün setlerini ödemek zorundasınız. Patlarsınız yani. O kadar da boşlamayın. Ciddi bir iştir. Rahattır ama çok ciddidir. Bunun yanı sıra başka neyden söz etmedik? Tarlalardan söz ettik. Craft olayı ve adalardaki işçi olayı arkadaşlar oyunun en büyük getirisine sahip olan iki yatırım, uzun vade yatırım seçeneğidir. Fakat oyun da şunu diyor sana, işçi olayı ya da craft olayından devasa paralar kazanmak istiyorsan aynı şekilde önce bana devasa bir zaman ve çok ciddi bir para bırak. Yani o yatırımı, hem para yatırımını hem zaman yatırımını yapmazsan geri dönüş alamazsın. Özellikle işçide. Sürekli yatıracaksınız. Sürekli yatıracaksınız ama bir noktadan sonra ciddi bir geri dönüş alacaksınız. Fakat o noktaya gelmek ciddi manada bir efor istiyor. Haberiniz olsun. Öyle bir gün, 2 gün, 2 hafta, 3 hafta ile olacak iş değil. Tekrar tekrar söylemiş olayım. Aklıma gelen herhangi bir şey varsa onu da ekleyeyim. Ha burada bakın altın olayı var. Oyunu zaten kendi altını kendi satıyor. Bunu da bilin. Skinleri falan da var oyunun. Dilediğiniz gibi buradan satın alabiliyorsunuz gold'unu vesaire. Dolar usulü olduğu için ben çok önermiyorum açıkçası. Oyunda dediğim gibi para kasmak çok rahattır. Yani tabii ki param varsa al yani ona bir şey diyemem ama yani para kasmak olayı öğrendikten, oyunun içeriğini, muhteviyatını kavradıktan sonra çok çok kolaylaşacak. Bence ilk etapta eğer ihtiyacın varsa al, sonra bir daha çok fazla alma derim. Gold borsası var arkadaşlar oyunda. Şöyle ama ben bu gold borsasını hiç şekilde önermiyorum. Mesela atıyorum ne diyor? En fazla 4 hafta öncesini görebiliyoruz. 4 hafta önce 3.4 olan gold şu anda 3.4 abi. Yani değişebilir, düşebilir, çıkabilir, artar, azalır vesaire. Ben oyuna ilk başladığımda 2.400'dü. Şu an 3'leri görmüş evet. Fakat şöyle bir kerat cetveliyle hesapladığınız zaman 2.4'ten 2.5'ten 3'e kadar hani bana ne kadar ne veriyor maksimum boyutta? Ben size şöyle örnek vereyim. Bir zamanlı 150M gibi bir silver karşılığında gold almıştım. Bu gold yaklaşık olarak bir 50K kadar bir gold'du. 50K gold'u haftalar sonra bozdurduğumda ettiğim kar 5M'di arkadaşlar. Ben şu anda her gün yaptığım yayınlarda en aşağı 15M 20M kasıyorum zaten günde. Gold'unu inventorisinde gösteren adam şekil yapıyordur. Bence bu. Başka hiçbir işe yaramıyor yani. Çok bence şu borsa olayına takılmayın. Eğlence amaçlı yapabilirsiniz. Bir de şekil şükül için yapabilirsiniz yani. Onun yanı sıra aklıma gelen, unuttuğum herhangi bir şey. Ya tabii ki çok fazla şey olacaktır. Hani onu da söyleyeyim. Çok çok fazla şey olacaktır. Ama bu video dediğim gibi bunun için tasarlandı. Aklınıza ne gelirse, neyi merak ediyorsanız, neyi öğrenmek istiyorsanız, dilerseniz gece Albion yayınlarımıza gelebilir aşağıda bırakacağım linkten. Yahut Discord adresimize yine aşağıda bırakacağım Discord adresimizden rehberleri inceleyebilir, fikir edinebilir. Yine aşağıya bırakacağım Instagram adresimizden de videomuz, yeni atacağımız bütün videolardan ve yapacağımız yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benlik bu kadar. Dediğim gibi aklıma gelen yüzeysel konulardan daha çok söz etmeye çalıştım. Kapatmadan önce de item taşırken sizin işinize en çok yarayacak olan 3 binekten söz edeyim. Spectral Direboar. Arkadaşlar bu arkadaş neydi lan? Spectral Direboar değil miydi bu dalga? Wildboar muydu? Spectral Direboar. Ha birleşikmiş. Pardon. Tamam. Spectral Direboar. Bu arkadaşın görünmezliği çok ciddi bir şekilde yük taşır. Armoru, resisti, magic resisti ve hızı çok iyidir. Çok pahalıdır. Evet gördüğünüz gibi. Fakat görünmezlik yeteneğiyle size
baskın atan arkadaşlara, o düşmanlara diyeyim, çok güzel ayak oyunu yapma avantajı sağlar. Bunu öneririm. Diğeri Giant Horse. Bu arkadaşın aktif skill'i hızı, yükü, canı çok çok iyidir. Çok da tercih sebebi olan, arzu edilen bir binektir. Bastığınız zaman dokunulmaz oluyorsunuz. Bunu da tavsiye ederim. En ucuz yollusu, daha ziyade en orta yollusu ise şu arkadaştır. Bu geyik hızı bence yeterli seviyede, yükü bence yeterli seviyede. En cüzi miktarla alabileceğiniz en iyi yük bineği bu arkadaştır. Fakat ciddi manada güzel ayak oyunları yapmak zorundasınız. Item taşırken de hiçbir şekilde sekmeyen, kesinlikle üzerinizde bulunması gereken tek şey ise şu cape'tir arkadaşlar. Bu cape olmadan item kesinlikle taşımayın. Bu cape üzerinizdeyken, binek üstündeyken size bir CC uyguladıklarında ilk CC'den kurtuluyorsunuz, bilginiz olsun. Direkt binek üstündeyken kurtuluyorsunuz bir de. Benden bu kadar arkadaşlar. Eğer çok fazla videonun altına çok çok fazla yorum gelirse, o yorum, yani soruları cevaplamakla birlikte soruları tekrar bir araya getirip ikinci bir videoda yaparız. Hiç sıkıntı yok. Gece yayınlarına beklerim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.